Deneme temasın mensupları. Kütahya Türk Sağlık Sen Şubesi Kamu Dışı Asya Temsilcisi Rabia Sağlam'dan kadro istiyoruz açıklaması. Talebimiz atla deve değildir. Kimseden bize dünyaları vermesini de beklemiyoruz. Amacımız huzurlu çalışmak, iş güvencesinden emin bir şekilde geleceğimizi kurmaktır. Bunlar da gayet makul beklentilerdir. Bunun için bizi dışlamayın, kadromuzu verin, kamu görevlisi yapın diyoruz diyen Rabia Sağlam, aynı işi yapan çalışanları farklı istihdam modellerine bırakılması nedeniyle çalışma barışı bozulmuş, iş yerinde huzur kalmamıştır. Hizmetin verimliliğini artırmak için de tüm personellerin kadrolu olması şarttır dedi. Bizler aile sağlığı merkezlerinde ve köy sağlık evlerinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan 52-58 sayılı aile hekimliği kanununa tabi kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanları ve vekile ve hemşireleriz. Yani dışlanmış ve ötekileştirilmiş çalışanlarız. Devletin işinde çalıştırılan, devletin temel görevlerinden olan sağlık hizmetini yürüten ama devletin memuru yapılmayan, kadrosu verilmeyen sağlık çalışanlarıyız. İşi, ekmeği ve aşı yöneticinin iki dudağına sıkıştırılan, baskı ve mobbinge maruz kalan çalışanlarız. Her sabah gittiğimiz iş yerinde hizmet üretirken acaba sözleşme feshedilecek mi? Acaba işten çıkarılacak mıyım korkusu yaşayanlarız. Kamu kurumunda olup da kamu dışı çalışan olarak sınıflandırılmamız, memur arkadaşlarımızla aynı işi yapıyor, özveri ve gayretle çalışıyor olmamıza rağmen iş güvencemiz olmadan emeğimizin karşılığını alamıyor olmamız, ikinci sınıf insan muamelesi görüyor olmamız bizim çalışma şevkini ve motivasyonunu son derece olumsuz etkilemektedir. Yerel siyasetçilerin işten attırırım tehditleri, sürekli gelecek kaygısı nedeniyle tükenmişlik sendromuna yakalandık. Çalışıyoruz ama ne mutluluğumuz var ne huzurumuz. Bizleri bu sisteme alırken amaç neydi? Aylarca boş kalan, çeşitli nedenlerle kimsenin çalışmadığı birimlerdeki boşluğu doldurup mağduriyeti gidermekti. Ki öyle de oldu. Fakat bu arada bizler mağdur edildik ama bunu kimse görmek istemedi. KPSS şartı aranmadan alındınız deniliyor. O zaman başta ona göre alım yapılmalıydı. Ama şunu da unutmamak gerekir ki KPSS asla mesleki alanda bir seviye belirleme sınavı değildir. KPSS şartı aranmadan yıllardır kimler kimler kadro aldı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim olayımız aynı kurumda, aynı özveride, aynı sürede ve aynı şartlar altında çalışıyorken neden kamu dışı olarak adlandırılıyoruz ve neden iş güvencemiz yok? Yer değişikliği ve birim değişikliği hakkı tanınmıyor. İş güvencesi sağlanmıyor. Eş durumu tayini ve çok önem verilen aile olgusu ve daha birçok özlük hakları kamu dışı olduğumuz için bizi kapsamıyor. Fakat olay nöbete, eğitime gelince siz kamu dışısınız denilmiyor. Bizim davamız 4000 civarı kamu dışı aile sağlığı çalışanı ve vekil hemşireler olarak hakkımızın suistimal edilmemesi, emeğimizin görmezden gelinmemesi, iş güvencemizin sağlanması. İşte biz bu dertlerimizin sonlanmasını istiyoruz. Bunun için buradan siyasi iradeye, Sağlık Bakanlığı'na ve bakanlık yetkililerine sesleniyor ve hakkımız olan kadromuzu istiyoruz. Talebimiz atla deve değildir. Kimseden bize dünyaları vermesini de beklemiyoruz. Amacımız huzurlu çalışmak, iş güvencesinden emin bir şekilde kendi geleceğimizi kurmaktır. Bunlar da gayet makul beklentilerdir. Bunun için bizi dışlamayın, kadromuzu verin, kamu görevlisi yapın diyoruz. Aynı işi yapan çalışanları farklı istihdam modellerine maruz bırakılması nedeniyle çalışma barışı bozulmuş, iş yerinde huzur kalmamıştır. Hizmetin verimliliğini artırmak için de tüm personellerin kadrolu olması şarttır. Çalışma memnuniyetini sürekli göz ardı eden Sağlık Bakanlığı artık bu vurdum duymazlığa bir son vermelidir. Talebimize dikkat kesilmeli,
bizimle ilgilenilmelidir. Buradan çağrımızı yineliyor, kadromuzu verin diyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz, zulüm etmeyi bırakın diyoruz.